Merkezi Kayıt Kuruluşu sunar. Günaydın, ekran başına hoş geldiniz. Sabah ekranı programında 1,5 saat boyunca birlikteyiz efendim. Bugün konuğumuz sevgili Oytun Es olacak. Kripto para uzmanı ve programımızın editörlüğünü sevgili Remzi Akkök gerçekleştiriyor. Dün Amerikan borsalarında belirtmiş olduğumuz stratejinin olumlu tarafı oldu, beklenen tarafı oldu diyelim efendim. ABD ekonomisi %3 büyüdü. Üzerine mikronda gelir tahminlerini aştı ve işsizlik maaşına başvurularda gerileyince Amerika'da resesyon kaygıları şimdilik azalmışa benziyor ve dün borsalarda pozitif bir tablo vardı. Detaylandıracağız ama Borsa İstanbul'un negatif ayrışması devam ediyor. Yükselemeyen borsa düşecek mi yoksa bu anlamda daha aslında bu destek seviyeleri önemli bir hale gelip yukarıdaki direnç bölgeleri yeniden test edecek mi konuşmakta sanırım fayda var. Dün aynı zamanda önemli para istatistikleri de açıklandı. Haftalık para ve banka istatistikleri hepsi programımız olacak efendim. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. O halde gündemin öne çıkan sıcak manşetleriyle programımıza başlayalım. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, CNBC'ye verdiği mülakatta istihdam piyasası ve enflasyon verilerinin ekonominin yumuşak iniş yolunda olduğunu gösterdiğini hatırlattı ve her zaman enflasyon düşerken istihdam piyasasının güçlü kalmasının mümkün olduğuna inandım. Şimdiki verilerde bunu gösteriyor değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yapay zeka gibi teknolojilerin potansiyel riskler taşıdığını ve finansal sistemde yeni kırılganlıklara sebep olabileceğini söyledi. Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Avrupa Sistemik Risk Kurulu yıllık konferansında konuşan Lagarde, jeopolitik değişimler, iklim ve teknolojideki ilerleme gibi büyük yapısal dönüşümlerin makro ihtiyati politikada yeni sınırlar ortaya koyduğunu ve bunların henüz mevcut çerçevelerle tam olarak yansıtılamadığını da hatırlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladıklarını belirtti. İhraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlandı. Uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptıklarını söyleyen Şimşek, 2025 sonunda yaklaşık 1,9 milyar dolar ana para geri ödemesinin de 2035 yılında ötelendiğini ifade etti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisini değiştirmedi. Bölgesel Ekonomik Beklentiler raporunda Türkiye'nin 2024'teki büyüme tahminlerini %2,7 seviyesinde sabit bıraktı. Ve geçelim düne. Dün Amerika'dan önemli datalar açıklandı. Amerika'daki büyüme verileri pozitif sinyaller verdi. ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde %3 büyüme beklediği kaydedilmişti. Bu şekilde açıklandı veri. İşsizlik maaşına başvurularda son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Özellikle istihdam piyasalarının hala sıkı olduğuna dair ve resesyon kaygılarını da azaltan önemli datalar dün Amerikan borsalarına da pozitif yansıdı. Altın rekor kırarken bir başka önemli emtia gümüş de son 12 yılın zirvesine yükseldi. Amerika'da parasal gevşeme döngüsüne girilmesi ve son dönemde Çin'den ardı ardına gelen teşvik haberleri emtia piyasalarına her gün yeni bir varlığın parlamasına sebep oluyor. Altında sıra sıra gelen rekorlardan sonra gümüş de yükseldi ve spot piyasada gümüşün ons fiyatı 32.50 dolar oldu. Bu da son 12 yılın en yüksek seviyesi.
Euro bölgesine geçelim. O tarafta şirket kredileri Ağustos'ta ivme kazandı. Ağustos ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranları yayımlandı. Ağustos'ta finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre %0.8 büyürken söz konusu krediler Temmuz ayında %0.6 oranında artmıştı. Dün Amerikan büyüme verileri en azından geçtiğimiz haftalardaki kara pazartesi gibi büyük bir satışı getirmedi efendim. Nitekim resesyon kaygılarının azaldığına şahit olduk. Ancak gelecek hafta bir başka önemli dataya gözlerimiz kayacak. Tarım dışı istihdam verileri her ayın ilk cumasında olduğu gibi piyasalarında yakından izleyeceği bir veri olacak ki dün büyüme datası %3 açıklandı. Aynı zamanda tabii ilk defa işsizlik maaşına başvuranların sayısı bir miktar düştü. Son 4 ayın en düşük seviyesine gerileyince işsizliğin bu anlamda daha düşük gelebileceği de söyleniyor. Bu da piyasalar açısından dün Amerikan borsalarının alınmasına sebep oldu. Ancak bizim tarafta hala 10 bin puanı geçemeyen borsa düşmeye devam ediyor. Çok büyük satışlar yok. Bir konsolidasyon söz konusu 9.710 bin puan seviyesi arasında. Ancak bu tarafta da özellikle iyi verilerinde tamamen net bir şekilde fiyatlanmadığı da bir dönemden de geçiyoruz. Tabii bunları konuşmakta fayda var. Belki hem enflasyonla ilgili beklentilerin düşmesi mevduata kayışları hızlandırmış olabilir. Ya da borsa yatırımcısı kendini bir miktar daha bu dönemde daha güvensiz de hissediyor olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek ve Bakan Bolat New York'ta temaslarda bulundu biliyorsunuz. Oradan gelen açıklamalar da önemli. Türkiye'de ileri teknolojinin merkezi olmayı hedefliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yapmış olduğu konuşmada küresel inovasyon göstergeleri 2024 yılı raporu tanıtım etkinliğinde bir video mesaj gönderdi. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun yürütmüş olduğu çalışmalarda önde gelen marka ve endüstriyel tasarım gösterilerinde ilk sırada yükseldiğini vurgulamış Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hiç şüphesiz bu başarılar Türkiye'nin dinamik ve güçlü ve yeni ekosistemini de oluşturma konusunda kararlılığını yansıtıyor açıklamasını New York'ta paylaştı. Özellikle hem Erdoğan'ın hem de Bakan Şimşek'in yabancılarla olan temasları da kritik. Bakalım önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yabancı girişi sağlanabilecek mi? Özellikle borsanın bu dönemde net bir şekilde yabancı sermaye ihtiyacı var gibi gözüküyor. Diğer taraftan dün PPK özeti yayımlandı ve göstergeler enflasyonun Eylül ayında yavaşlayacağına işaret ediyor dedi. Bildiğiniz gibi son PPK toplantısında Merkez Bankası'nın net bir şekilde faiz artırırız mesajı yerine ufak bir kelime değişikliğiyle önümüzdeki dönemde gerek duyulması durumunda faiz dışı enstrümanlarla müdahale ederiz. Yani daha güvercine yakın bir şahin ton kullanan Merkez Bankası vardı ve bu anlamda enflasyonun düşmeye devam etmesi durumunda %45'lere kadar geri çekilmesi durumunda yıl sonunda Kasım ya da Aralık ayında da 250 baz puanlık bir faiz indirimini piyasalar bekliyor. Ancak daha gerçekçi olmak gerekirse yani akademisyenler de 2025'in ilk çeyreğinde yapılmasının altını önemli çiziyor diyelim efendim. Diğer taraftan dijital içerik üreticilerine vergi istisnası aslında bir düzenleme gelmiş. Sosyal medya ve internette içerik üretimi, elektronik ortamlarda sunulan hizmetler ve uygulama geliştiricilerine yönelik gelir vergisinde istisna kapsamı düzeltilmiş. Resmi gazetede yayımlandı ve bu tebliğe göre bu kapsamdaki gelir vergisi istisnasına elektronik ortamlarda verilen bireysel kurs, eğitim, veri, işletme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar da dahil edilmiş oldu. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentiler ve fiyatlama davranışları risk oluşturmaya devam ediyor. Çok önemli bir konu. Hatta bununla ilgili de program etiyorum. Sevgili Remzi Akgök'ün Selva Demiralp'le olan bir röportajı da var. Finansal davranışlar. Çünkü bu kadar para politikası niçin yapılıyor? Tamamen enflasyonla ilgili beklentilerimizin geri çekilmesini sağlayabilmek adına. Bunu sağlanmadığı zaman hem stokçuluk artıyor hem de altın ve dolara olan talebin de devam ettiği ve TL'nin de zayıfladığı bir dönemi işaret ediyor. Dolayısıyla bu dönemde özellikle fiyatlama davranışlarımız ve
bakımından finansal davranışlarımızın daha ileri seviyede olması gerekiyor. Ancak herhalde yılın sonuna doğru biraz enflasyon hız kesince bu tarafta da bir olumlu ivmelenme görebiliriz efendim. Dün oldukça önemli datalar açıklandı. Hemen onlara bir bakalım. Sonrasında yurt dışı gelişmelerimize de devam edeceğiz. Dün haftalık olarak biliyorsunuz her perşembe olduğu gibi para ve banka istatistikleri açıklandı. Yurt içi gelişmelerde bu arada hazineye Eurobond ihracına 3 kata yakın talep gelirken merkezin rezervleri rekor kurdu. Birazdan grafikte de göreceğiz. Ve yabancılar borsada 96 milyon dolarlık hisse senedi aldı bir önceki hafta ve daha önceki haftada da satış yapmıştı. Tam tersi bir tablo vardı efendim. Hemen kur korumalı mevduat hesapları ve diğer datalara baktığımız zaman bu tarafta özellikle KKM'deki erime peyderpey devam ediyor. Ancak bu tarafta çok ılımlı, çok ufak ufak düşüşler var. Hala o tarafta çok ciddi bir şekilde pozisyon olduğunu belirtelim ki oradan çıkışlarda da dolar talebinin artma riskiyle karşı karşıyayız. Daha ılımlı belki de azalması, daha ılımlı erimesi dolarizasyon konusunda da pozitif katkı da sağlıyor olabilir. 1.533 trilyon liralık bir bakiye var efendim. KKM'de bu haftada birazcık daha azaldığını belirtelim. Yaklaşık olarak ekranda da görüyorsunuz çok ufak bir tutarda düşüş var. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın rezervleri ve yabancıların hisse senedi pozisyonlarını kontrol edelim. Merkez Bankası'nın rezervleri yeni bir rekor kırdı. 156.4 milyar dolarlık ki bu hafta söylemiştik kabaca 3 milyar dolar kadar Merkez Bankası'nın rezervleri arttı, dolar alımı yaptığını belirtmiştik. Nitekim 156.4 milyar dolar oldu. Dolarda bir stabilizasyon var. Hala carry trade'e çok önemli fırsatlar veriyor. 51.78 milyar dolarlık net rezervi bulunurken 29.4 milyar dolarlık da swap'ı haricinde net rezervi biz rakamımız efendim. Swap'sız tartışmalarına en azından bu şekilde net bir şekilde de mesaj paylaşılmış oldu diyelim. Diğer taraftan yabancıları kontrol ettiğimiz zaman yabancıların özellikle borsada önemli kağıtlara gelmediği bir tablo var ve hafif alımlar ve yüklü satımların devam ettiği bir aslında dönemdeyiz. 96.10 milyon dolarlık bir hisse senedi pozisyonu 20 Eylül'de geldi. Bu tarafta özellikle dipste kesin alım tarafı da 1.582 milyon dolar ki iyi bir rakam olarak da aktarabiliriz. 13 Eylül haftasında tam tersi hisse senedinde 320 milyon dolar bir satış yaşanırken yine dips tarafında alım tarafında kalmayı tercih etmişti yabancılar diyelim efendim. O halde yurt dışı gelişmelerle devam edelim. Dış notlarla devam edelim efendim. Hazine Bakanı Janet Yellen'ın az önce açıklamalarını paylaştık ve aslında piyasaları bir şekilde Amerikan borsalarına da motive edecek önemli gelişmeler de var. Şirketler tarafına baktığımızda Meta'nın ses getiren lansmanında öne çıkan başlıklara bakalım. Teknoloji devi Meta, yapay zeka ve giyilebilir teknoloji ürünlerine yatırımları arttırırken WhatsApp, Facebook, Instagram, Threads gibi servislerin arkasındaki çatı şirketin CEO'su Zuckerberg'in başlatmış olduğu Connect 2024 sunu kapsamında önemli duyurularda gerçekleşmiş ve etkinlikte yeni Orion artırılmış gerçeklik gözlüklerinden Guess 3S ve VR başına kadar ve yapay zeka özelliklerine değin birçok yenilik efendim tanıtılmış Meta'nın dünkü ses getiren lansmanında. Google ise Microsoft'u bulut lisanslama rekabetine aykırı uygulamaları sebebiyle Avrupa Birliği'ne şikayet ediyor. Teknoloji devi Google bulut lisanslama sistemine rekabete aykırı uygulamalar yaptığı iddiasıyla Avrupa Komisyonu'nun antitrust bölümüne şikayette bulundu ve müşterilerin iş yüklerini rakiplerin bulut sistemlerine taşımalarını kısıtladığını savunuyor Google ve Microsoft'un bulut platformu Azure'u da hedef alıyor bu davayla diyelim efendim. Almanya tarafındaysa tüketici güveni düşük seviyede istikrar ararken Alman ekonomisi bir miktar daha Avrupa'dan negatif ayrışan bir durumda. Özellikle bu tarafta tüketici güveninin ılımlı artmasını sanırım bu şartlarda, ekonomik koşullarda normal karşılamak gerekiyor. Çin ise bankalara 142 milyar dolarlık sermaye enjeksiyonu planlıyor. Tüm bu haberler az önce de paylaştık. Gümüş fiyatları açısından da önemli. Çünkü gümüşün özellikle resesyondan negatif etkilendiği ya da resesyon kaygılarının azaldığı zaman da
pozitif etkilendiği bir dönem. Çin'in bu enjeksiyonları, bu tabii ki ekonomik yardımları diyelim, Çin ekonomisini resesyondan bir miktar uzaklaştırıyor ya da büyüme verisine %5'lerde konsolide olmasını sağlıyor. Böyle olunca da altın fiyatlarının yerine gümüş fiyatlarında da yine bu dönemde artış yaşanabilir efendim. Pekin'in 2008'deki küresel mali krizden bu yana büyük bankaların sermaye enjekte ettiği ilk hamle olacak ve ekonomi canlandırmak için ipotek oranlarında geniş çaplı indirimler açıldıktan ve temel politika oranlarını da düşürdükten sonra bankalarını toparlamak için acele ediyor diyor haberin detaylarında. Burada özellikle geçtiğimiz yılda ekonomi desteklemek için görevlendirilen Industrial Commercial Bank China, Bank of China gibi bankalar artık rekor düşük marjlarda, düşen karlarda ve artan borçlarla da mücadele ediyor. Ancak Çin'de bankalar sadece bankacılık yapmıyor ya da daha doğrusu konut firmaları sadece konut işi yapmıyorlar efendim. Önemli bankalarda burada gölge bankacılık sistemin olduğunu da hatırlatalım. Dolayısıyla da hani regüle ve regüle dışı olan bütün bankalarda ciddi bir sıkıntı var. Çin'in konut sektöründeki yaşanan dağılmadan sonra. Diğer taraftan Fransa ve Amerika, İsrail'in Hizbullah arasında 21 günlük ateşkes anlaşması önereceğini söylüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada Fransa ve Amerika'nın İsrail ve Hizbullah arasında 21 günlük bir ateşkes önerisi konusunda önemli bir ilerleme kaydettiklerini açıklamış efendim. Hemen düne gidelim. Dün tabii önemli datalar açıklandı. Amerika'dan büyüme verisi duyuruldu efendim. Tabii bu büyüme verisi piyasalar açısından aslında bir rahatlama da getirdi. Bir baskı yaratıyordu. Fed'in 50 bas puanlık faiz indirimini niçin yaptığı tartışmalara devam ederken birçok uzmana göre ekonomide bilinmedik çok daha büyük bir daralma var. Resesyon var. Dolayısıyla Fed bunun önüne geçmek için bu indirimi yaptı. Dolayısıyla da gelen resesyon borsaları bir miktar baskılarken dünkü büyüme verisine baktığımızda %3'lük bir beklenti vardı. Nitekim tam %3 olarak açıklandı. Bir önceki çeyrek %1.4, onun öncesinde de %3.4'lük bir büyüme verisi açıklanmıştı efendim. Tabii diğer taraftan 2023'ün 3. çeyreğindeki büyüme 4.9, çünkü o tarafta aslında baz etkisinden dolayı ciddi bir büyüme verisi de geldi Amerika tarafında. Var mıdır başka grafiğimiz, türümüze soralım. Evet, büyüme verisi bu şekilde efendim. O halde bir fiyatlara bakalım. Dün çünkü Amerikan borsaları pozitifti. Biz yine negatife ayrıştık. Asya piyasalarında bakmakta fayda var. Bugün Borsa İstanbul acaba nasıl açılacak? Her cuma biraz baskı da oluyor. Datalarla devam edelim. Devam ediyoruz. Fiyatlamalarla devam edelim ve dün özellikle tabii Borsa İstanbul tarafında düşüş vardı. %0.62 oranında düşüş yaşanırken bir önceki günkü kayıplarda %1.5'ün üzerindeydi. 1.70 kadar bir satış vardı. Totalde toplamda %2'nin üzerinde bir satışla geçen 2 gün oldu. Burada özellikle yükselemeyen borsa, 10.000 puan üzerine geçemeyen Borsa İstanbul tarafında birazcık daha yatırımcıların kararsız kaldığı ve nispeten satış tarafında tercihlerini kullandığını belirtmek. Peki ne kadarlık bir satış var? Hemen bir dünün tablosuna gidelim. Sonra canlı fiyatlarla devam edeceğiz. Dolarda 34.18 rakamını gördük. Aslında dünün aynısı. Ancak Borsa İstanbul tarafında da nispeten dolar gibi, tıpkı dolar gibi daha doğrusu yataylaşma var. Yani buralarda bir miktar düşüyor, bir miktar yükseliyor. 61.81 puanlık bir düşüş yaşanırken 88.4 milyar liralık bir satış gelmiş oldu. Aslında bu dönemde hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Şimşek'in
Amerika'daki temasları da Borsa İstanbul tarafında yansımadığına şahit olduk. Borsa belki de çok daha net mesajlar bekliyor. Ya da Ankara'da yaşanan siyasi gerginlik, işte İmamoğlu ve Sayın İmamoğlu ve Sayın baktığımız zaman Kılıçdaroğlu üzerindeki siyasi yasak davaları da ya da erken seçim tartışmaları da belki Borsa İstanbul tarafında bilinçaltına diyelim bir baskı yaratabilir. Ancak net bir şekilde hem kredi puanımızın artması hem de enflasyonla mücadelede bir yol alınmasının Borsa İstanbul tarafında tam olarak ödüllendirilmediğini söylemekte fayda var efendim. Tabii bu dönemdeki çeyreklik bilançolar da olumsuz geldi. Muhtemelen 3. çeyrekte olumsuz gelecek. Ancak 4. çeyrekten sonra birazcık daha şirketler nezdinde de işlerin toparlanabileceğini belirtelim. Dolayısıyla çok daha uzun vadeli bakmamız gereken belki 2025'in ilk çeyreğinde daha önemli işte hisselerimizden bir gelir geldi ya da işte bir kazanım elde edeceğimiz bir dönem olabilir. Yoksa günlük olarak trade'e işleme çok uygun olmayan bir borsa yapısına doğru gidiyoruz efendim. Dolara bakalım ve gram altın tarafında da yeni rekorlar geldi. 3000 liraya hazırlanıyor gram altın. Bu tarafta dolar tarafında yatay bir seviye olmasaydı, belki de Merkez Bankası'nın bu dolar müdahalesi olmasaydı muhtemelen gram altın fiyatları çoktan 3000 liraya geçmişti. Kurda çünkü bir baskılanma da var. 34.18'i görüyoruz. Gram altın fiyatları da 2936 lirada. Altının tekrar altını çizelim. Rekor kırmasının en temel sebebi olarak da efendim altın fiyatlarında tabii ki net bir şekilde şu söylenebilir. Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirme dönemine başlaması ve jeopolitik riskler bunlar devam edecek. FED faiz indirmeye devam edecek ve maalesef jeopolitik riskler de son 5 yıldır devam eden savaşların sona ermediği gibi yeni dünya düzeninde de sanki hiç azalmıyor gibi. Dolayısıyla da ons altın fiyatlarında rekorlar gelmeye devam ettikçe gram altın fiyatları da 3000 liranın üzerine oldukça kolay bir şekilde gidecektir ki dolarla ilgili yıl sonu tahminleri de bildiğiniz üzere 38-42 TL bandında devam ediyor. Bu da zaten gram altın fiyatlarını başlı başı iten bir başka unsur diyelim efendim. Buradan Amerikan borsaları geçelim. Tabii Amerikan borsalarında dün az önce hatırlatmaya çalıştım. Önemliydi. New York borsası Micron Teknoloji'nin iyi bir bilanço açıklamasıyla yön buldu. Neden yani bu önemli? Bu bakıldığında Nvidia'dan sonra en fazla çip üreten şirketlerden bir tanesi, en önemli şirketlerden bir tanesi. Gelir tahminini olumlu yönde açıklayınca aslında yapay zeka ve çiplerine olan talebinde devam ettiği algısıyla Nasdaq'ı aldılar. Aynı zamanda büyüme verisi %3 açıklandı. Bir taraftan da ilk defa işsizlik maaşına başvuranların sayısında da 218 bine geri çekilme olunca 4 ayın en düşük işsizlik maaşına başvurularıydı. Bu da istihdam piyasalarının güçlü olduğu ve resesyon kaygılarını azalttığı beklentisiyle Dow Jones 260 puan değer kazandı. %0.62 artarak 42.175 puanı yükselirken S&P 500'de 5.745 puan seviyesinden efendim tamamladı. Nasdaq kompozitte yine yarım puandan fazla yükselirken bugün de pozitif bir hava var. Ancak dünkü kazanımlar yerine daha ufak alımlar efendim bırakmış benziyor. Tabii yapay zeka konusunda iyimserlik diğer çip şirketlerini de yukarı götürdü. Advanced Micro Device'ın da %3.4, Broadcom'un da yine aynı şekilde 1.5 puanlık bir primi söz konusuydu. Super Micro Computer'ın hisseleri de ABD Adalet Bakanlığı'nın şirkete yönelik soruşturma başlattığı ilişkin haberlerinin ardından tam tersi %12.2 oranında efendim geri çekildi. Dün FED yetkilerinden gelen açıklamalar da piyasaların odağında kaldı. Jerome Powell konuşmasında para politikası ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmede bulunmadı. Nitekim bulunmayacağını söylemiştim. Çünkü FED'in iletişimini bozacak bir nokta olabilir. Ya da FED toplantısında son söylediği şeylerin altını çizmesi durumunda bir miktar sanki FED birazcık daha böyle anlaşılmak istiyor kaygısı da yaratabilirdi. Nitekim konuşmadı para politikasına ilişkin. Genel dünyadaki ekonomik koşullarla alakalı konuşurken para politikasına sinyal vermedi. Bu da piyasalarda en azından Powell ne der belirsizliğini azaltan bir başka önemli unsur olduğunu efendim hatırlatalım. Diğer borsalara bakalım. Dün Avrupa borsaları da dünün yükselişte tamamlarken kapanışta Stoxx 600 %1.25 oranında Amerika'dan pozitif etkilendi. Christine Lagarde özellikle yapay zeka gibi teknolojinin potansiyel riskler taşıdığının da altını çizmişti. Buradan bir de Asya piyasalarına bakalım. Çin'in bakıldığında Ağustos ayına ilişkin endüstriyel kar verileri yayınlandı. %17.8 düşüş görüldü. Bu düşüş Temmuz ayında %4.1 artışın ardından geldi ve 5 ayın en hızlısı oldu diyor efendim. Endüstriyel karlarda Çin'de çok ciddi bir daralma var.
büyüme konseride olmaya çalışıyor. Dolayısıyla da az önce paylaştık, büyük bankalara sermaye tamponu gelecek. Bu da 2008 krizinden bu yana yapılan en önemli hamle. Bu da Asya'yı uçurdu şu anda görüyorsunuz. %3.61 oranında Çin. Dün tabii Amerika'dan teknoloji firmasının bilançosu iyi geldi. Bir taraftan onlar resesyondan kıl payı kurtulacak gibi gözüküyor. Çünkü Amerika girse Çin de muhtemelen çok daha derin bir ekonomik krize girecek. Birlikte çok büyük bir ekonomik güçler ve dolayısıyla Çin'in bu hamlesi son dönemdeki biliyorsunuz en sonda 12 günlük ters repo faizlerini 10 baz puan geri çekmişti. Tabii teknolojide yaşanan gelişmeler de teknolojinin merkezi, finansı merkezi Hong Kong'da Hang Seng'de daha da pozitif fiyatlanırken %6.62'lik prim dikkat çekici diyelim efendim. Evet, kısa bir araya gidelim. Bu arada Tokyo'nun manşet enflasyonu, bu da önemli. Çünkü %2.2'ye geriledi. 2.6 bekleniyordu. Artsaydı, %2.6'nın üzerinde bir enflasyon olsaydı Japonya Merkez Bankası erken bir faiz artırımı da yapabilirdi. Nitekim son açıklamada Tamata Aralık ayına kadar aslında bir faiz artışının olamayabileceğini sinyalini vermişti. Bu da piyasaların hoşuna giden bir başka tablo oldu diyelim. Bugün her şey pozitif. Umarım borsa da pozitif olur. Minik bir aradan sonra devam edeceğiz. Merkezi kayıt kuruluşuyla devam edecek. Merkezi kayıt kuruluşuyla devam ediyor. Devam ediyoruz efendim. Evet, bugün küresel piyasalarda risk iştahı yüksek. Özellikle Çin'den gelen teşvik haberleri ve dün Amerika tarafından gelen data akışları aslında bugünkü pozitif görüntüyü destekleyen önemli noktalar oldu. Bakalım Borsa İstanbul'a pozitif yansıyacak mı? Muhtemelen ilk seansta pozitif yansır. Günün ikinci yarısında da Borsa İstanbul'da bakalım yatırımcı hafta sonu riskini alıp almamak noktasında nasıl bir karar kullanacak ve bu anlamda tabii ki cuma kapanışları birazcık daha baskılı olduğunu belirtelim. Ancak haftalık bazda Borsa İstanbul tarafında negatif bir seyir olduğunun altını çizmekte fayda var. Peki küresel piyasalara neler yön veriyor? Borsa İstanbul'a ne yön verdiğini tam teyit edemediğimiz için, çünkü iyi haberler pozitif olarak ivmelendirmiyor. Ancak küresel piyasalarda hangi başlıklar bugün için önemli? ABD ekonomisi çeyreklik %3 büyüdü. İşsizlik maaşı başvuruları da düştü. Bu iki başlık başlı başına aslında ekonomide ve makronun geride beklentileri aşınca bir anda ekonomik beklentiler yukarı yönde oldu. Resesyon beklentileri birazcık azaldı ya da kaygıları diyelim efendim. Kaygılar azalınca enflasyonla ilgili beklentiler zaten dizginlenmişken Fed'in faiz politikasıyla birlikte dünkü resesyon kaygılarını azaltan önemli 3 data, 3 silahşör diyelim bunlar oldu. Macron'un gelirde beklentileri aştı. Tabii Macron Nvidia kadar büyük olmasa da geliri aşması yapay zeka çiplerine olan talebin hala sıcak oldu ve önümüzdeki dönemde teknoloji firmalarının iyi bilanço açıklayacağı gibi böyle bir genele hitap eden, genel bir çıkarım yapılan bir nokta oldu. Ne kadar sağlıklı onu zaman gösterecek ama yine de bu önemliydi. Dün özellikle Christine Lagarde'ın yapay zeka ile ilgili konuşması da riskler taşıyor açıklaması da altını çizmekte fayda var. Önümüzdeki dönemde Avrupa'daki regülasyonlar bakalım bu şirketleri ne yönde etkileyecek efendim. Amerika'da resesyon endişeleri yatışırken yapay zeka çiplerine talep de hala güçlü diyoruz. Bu 5 başlık yani 6. olsaydı ya da belki ben de hani ekleyebilirdim buraya. Çin'den gelen teşvik haberleri de çok çok önemli. Bir de Japonya'nın çekirdek enflasyonu Tokyo'nun %2.2'ye gerileyince Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışlarına şimdilik bir miktar ara verme beklentisini de devam ettirdi. Bu da Nikkei endeksini yukarı yönde taşıyor sabah itibariyle efendim. Bir de stratejiyi paylaşalım. Dün çünkü Amerikan ekonomisiyle ilgili bu tablonun olabilmesi için bir strateji paylaşmıştık. Bu strateji karla kapandı. Biz aracı kurumlarda çalıştığımızda strateji paylaşırdık. SPK kuralları çerçevesinde ve o strateji hedefini tamamladığında pozisyon kapama yapardık. Nitekim programımızın içerisinde ikinci çeyrek büyüme verisi senaryosu kurmuştuk. Beklenenden yüksek ve beklenenden düşük ya da beklenene yakın diye bir strateji paylaştık ki eğer beklenenden yüksek ya da bekleneni karşılayan bir Amerika'da üçüncü çeyrek verisi olursa dolar endeksi yukarı gelir. Çünkü Fed'in daha fazla faiz indirimi yapmasını
gereksinimini bir miktar azaltan nokta olur. S&P 500 yukarı gider demiştik. Ons altında yatay seyreder ki ya da baskı hisseder. Nitekim şu anda ons altın fiyatları bir miktar daha resesyon kaygılarının artmasıyla risk iştahını riskli varlıklara yönelten önemli bir etken oldu. Eğer beklenenden düşük bir data gelseydi dün söylemiştik. FED 50 bas puan daha faiz indirmesi gerekebilir. İvedilikle resesyon kaygılarının artmasıyla S&P 500 tabii ki motivasyonu bozulur aşağı gelirdi. Altın fiyatları da tam tersi riskli varlıklardaki güvensiz tablo altına yarayacaktı ve daha fazla faiz indirimi de ek olarak altın fiyatları belki de 2700 doların üzerine atmasını sağlayacaktı. Nitekim burası gerçekleşti. Hemen bir dolar endeksini sevgili editörümüz Remzi Akgök'ten rica edelim. Bakalım dolar endeksi ne yönde efendim ve altın ne yönde seyrediyor. Nitekim dolar endeksi 100 seviyesinin altına düşmüştü. Resesyon verileriyle birlikte tekrar 100.56 seviyesinde. Dolayısıyla burada resesyon kaygıları azalınca Amerikan dolarına olan güveninde bir miktar dengelendi. Bugün de çok da az da olsa bir satış var efendim. ECB tarafından gelen açıklamalarda euroyu aşağı çekiyor. Ons altın fiyatları zaten az önce paylaştık. 2700 dolara oldukça yakın seyrediyor. Buradan da gazete manşetlerine gidelim. Birazdan da sevgili Gökçen Tuncer'le olacağız. Ankara'da bizi bekler ama öncesinde önemli bazı gazete haberleri var. İlk durağımız Avusturya'daki seçimler olacak efendim. Baktığımızda Avusturya'da seçim göçmen karşıtı Özgürlük Partisi anketlerde önde. Avrupa'da yükselen aşırı sağ hem vize serbestliği krizi yaratırken hem de toplumda çok ciddi bir şekilde göçmen karşıtlığını da tetikliyor. Tabii Avrupa'da Avrupa vatandaşı olmuş göçmenleri de tedirgin eden bazı noktalar var. Özellikle Almanya'da gerçekleşiyor. Bu defa Avusturya'da pazar günü iki meclis parlamentosu alt kanadı olan 28. Ulusal Konseyi belirlemek için sandık başına gidecek. Ülke genelinde yapılan ankette aşırı sağcı politikalarla bilinen Avusturya Özgürlük Partisi FPÖ kıl payı farkla önde görünüyor. Market Lazerfeld Enstitüsü tarafından Eylül başından yapılan ankette göre FPÖ'nün oy oranı tam %28 olarak belirlerken bu da kıl payı farkla önde oldukları ve iktidara yakın olduklarını gösteriyor. Ancak parti tahmin edilen oy oranı ulaşsa bile Ulusal Konsey'de çoğunluğu elde etmesi şimdilik mümkün gözükmüyor. Evet, Euronews'teki bu haberle Avusturya'ya başlamış olduk haberlerimize. Bir başka habere geçelim efendim. Vergilere büyük zam kapıda haberi. IMEI kaydı ücreti 45.953, yurt dışı çıkış harcı da 720 TL olacak. Yine Euronews'ün haberi. Yurt dışında yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarı %45 oranında bir artışla 2025 yılı itibariyle 45.953 TL olacağı belirtilirken bununla beraber yakın zamanda 500 TL'ye çıkan yurt dışı çıkış harcının da 720 TL olması bekleniyor. 2024 yılı başından itibaren yeni kayıt ücreti 31.692 lira olarak belirlenmişti. Temmuz 2023'ten 2023 yılı sonuna kadar geçerli olan ücret ise 20.000 TL'ydi. Bu kapsamda IMEI ücretlerine 11.692 liralık gelecek sene için bir zam gelmiş oldu efendim. Evet, bu haberden sonra bir başka haberimize geçelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BDDK'dan kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar geldi ki bu anlamda aslında bunu çok da böyle Merkez Bankası faiz arttırırken BDDK'nın hamlesini genişleyici olarak okumamak lazım. Çünkü bu alışverişi birazdan haberin detaylarında sizlere de anlatmış olurum. Alışverişi arttıran bir nokta değil, sadece borçları ödeyebilme noktasında en azından tüketiciyi, vatandaşı biraz daha rahatlatmak için atılan adım olarak okumak sanırım çok daha doğru olacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu BDDK tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar atıldı. Buna göre BDDK bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirmişti. Bireysel kredi kartlarına dönem borcunun asgari tutanı ödeyemeyenler mevcut kredi kart borç paketlerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Her ay düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar da ilgili bankadaki kredi kartı limiti de artırılmayacak efendim. Yani bir taraftan da limit artışı sağlanmamış oluyor. Ancak borcun ödenebilmesi ve alacak tahsil oranının artması için önemli bir hamle gibi duruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bireysel kredi kartlarına yapılandırmada kullanacak azami referans faiz oranını
%3.11'le de sınırlandırmış oldu. Daha önce de asgari ücretle ilgili ödeme performansıyla ilgili düzenlemelerde duyurulmuştu. Peyderpey bu adımda bir miktar daha bu dönemde ekonomik darboğazda vatandaşa yardımcı olmak için yapılan bir adım gibi okunuyor efendim. Hemen buradan da Anadolu Ajansı'ndan bir başka habere geçelim. ABD Savunma Bakanı Austin önemli bir açıklamada bulundu. Durum son derece endişe verici diyor. Borsa gündemin haberine göre AKU Savunma Bakanları toplantısında ortak basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Lübnan ve İsrail'in kuzeyindeki durumun son derece endişe verici olduğunu ifade etti. Lübnan ve İsrail'in kuzeydeki durumu son derece endişe verici. Geniş çaplı savaşın her iki ülke içinde yıkıcı olabileceği uyarısında bulunurken Orta Doğu'daki gelişmelere de değindi ve Lübnan ve İsrail'in kuzeyindeki durumun bakıldığı zaman bu anlamda kimsenin yararına değil, ileriye dönük en iyi yol diplomasinin yeniden gerçekleşmesini sağlamak diyor efendim. Halihazırda topyekün bir savaş riskiyle karşı karşıya olduklarının da altını çizdi ve başka bir topyekün savaş hem İsrail hem de Lübnan için yıkıcı olabilir diyor Amerika'nın savunma bakanı. Evet, şimdi de aslında ekonominin dışında ancak hayatın içinde olan bir haber paylaşalım. Japonya'da bir amcamız 88 yaşında aklandı. Yani gerçekten de bir insan için herhalde en istenmeyecek şeylerden bir tanesi bir şeyle yargılanmak ancak onun sonrasında haksız olduğunu göstermek. Japonya'da dünyanın en uzun süre ölüm cezası bekleyen mahkumu 88 yaşında mahkemeyle efendim aklandı. BBC Türkçe'nin haber servisi paylaştı bu haberi. 56 yıldır infaz edilmeyi bekleyen Iwo Hakamada 1968'de patronunu, eşini ve iki çocuğunu öldürmekten hüküm giymiş. Polisin sahte kanıtlar ürettiği kuşkuları üzerine Hakamada'nın yeniden yargılanmasına karar verilmişti. Çok uzun süre ölüm cezasının infaz edilmesini beklemek Hakamada'nın akıl sağlığına büyük bir darbe vururken bu sebeple de sonunda aklandığı duruşmada katılmadı efendim. Ülkenin en uzun süren ve meşhur davalarından biriymiş ve kamuoyunda büyük bir ilgi görüyormuş. Shizuoka kentinde görülen davaya tanık olabilmek için 500'den fazla kişi de sıraya girdi. Yani net bir şekilde cezası açıklanmadan kendiliğinden ortadan sorun da kalkmış oldu diyelim efendim. Ve kültür sanattan da bir haber paylaşalım. Joker bir filmi çok çok sevilmişti. Özellikle Lady Gaga'nın oyunculuğu sanatçının yanı sıra çok beğenilmişti. Ki bakıldığında önemli ödüller de aldı efendim. Filmin serisinin ikincisi geliyor. Joker 2 filmine bu sabah itibariyle özel bir albüm geldi. Harley Quinn. Bakıldığı zaman Phoenix ile başrollerini yaptığı Joker filminde iki delilik filmiyle birlikte efendim seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Todd Phillips'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın da başrollerini oynadığı iki delilik filmi Joker filmi Venedik Film Festivali'nde tam 12 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Filmin başrol oyuncularından Lady Gaga ise merakla beklenen yeni albümünü çok özel bir konsepte duyurdu ki daha önce Tony Bennett'la muhteşem iki caz albümü yapmıştı sanatçı. Grammy ödüllü şarkıcı albümün adını vermiş olduğu Harley Quinn'in olduğunu açıklarken 27 Eylül'de müzikseverlerle buluştu. İlgili platformlardan dinleyebilirsiniz. Bu anlamda Harley Quinn karakterini de efendim tabii ki hayat veriyor ve albümün adı da bu şekilde oldu. Gaga 7. albümünün ilk şarkısını ise Ekim'de yayınlayacak. Yani pop albümü de yapacağını duyurdu hayranlarını. Çünkü son dönemde birazcık daha aslında pop albümlerinden uzaklaşmıştı. Evet, pop albümünden uzaklaşmıştı. Yeni albümü de bekleniyordu. Ancak bu dönemde özellikle müzik endüstrisini saran bu rap fulyası sanatçıya birazcık daha konsept işlere yönelmesi sağlıyor. Ki son olarak da Beyoncé country müzik dalında biliyorsunuz iki tane çok önemli albümle de Grammy kazandı. Dolayısıyla da sıra dışı olmak herhalde bu dönemin en önemli noktalarından bir tanesi efendim. Geçelim Ankara'ya. Ankara'da adaylık tartışmaları devam ediyor. O tarafta özellikle Mansur Yavaş'ın bir çıkışı da oldu. Artık bu şeye benziyor böyle. 5000 metre yarışında Etiyopyalılarla Kenyalıların amansız bir mücadelesi vardı değil mi Gökçen Tuncer? Hoş geldin.
çok önemli bir alandır. 5000 metre ve 3000 metre Afrikalıların tabii vücut yapısı çok iyi olduğu için orada tur bindiriyor Hollandalı ya da Avrupalı rakiplerine. Orada Etiyopyalılar bir öne geçer, Kenyalılar strateji yapar ve son 100 metrede artık birisi sprint yapar ve yarışı kazanır. Sanki Mansur Yavaş'la da İmamoğlu arasında böyle bir 5000 metre yarışı var gibi gözüküyor. Ne dersin? Yani Sayın Yavaş'ın çıkışı da önemliydi. Çünkü sen dün açıklamanda şöyle bir noktada paylaşmıştın. Belki Türkiye genelinde bir oylama da yapılabilir değil mi? Hangisinin aday olacağına dair. Bu kesinlikle alternatifler arasında. Ancak Türkiye'de sen güzel bir benzetme yaptın sprint yarışıyla ilgili olarak. Ancak Türkiye'de bu şu aralar özellikle Özgür Özel'in de deyimiyle bildiğin gibi biraz futbol maçına benzetiliyor. Elimizde iki forvet var demişti. Ta geçen seneden zamanı geldiğinde hangisinin öne çıkacağını göreceğiz demişti. Bu minvalde konuşmuştu daha doğrusu Özgür Özel. Ancak Mansur Yavaş yine bu seferki yaptı, daha doğrusu dün yaptığı açıklamada birazdan detaylarına da değineceğiz. Benim böyle bir talebim yok diyerek yineledi. Eğer ki partimiz uygun görürse aday olurum şeklinde bir açıklaması oldu. Şimdi bu detaylara inmeden önce tekrar bir Amerika'ya gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gündür Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ve de dönüş yoluna geçti. Dönüş yoluna geçmeden önce dün New York'ta yer alan Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı ve de gündeminde pek çok başlık vardı. Bunlardan biri de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM toplantısına katılmasıydı. Bununla ilgili olarak bir utanç vesilesidir değerlendirmesini yaptı. Yine bu konuşmasında BM konseyinde BM toplantısında yaptığı gibi yine Birleşmiş Milletler'in kendisine de yüklendi bu röportajında. Mevcut düzende BM Güvenlik Konseyi'nin dokunulmaz 5 üyesi istediğini acımasızca yapabiliyor. Zaten geçici üyelerin herhangi bir fonksiyonu yok. Konseye geçici üye olarak alınan devletler orada idare ediliyor şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Bu toplantıya katılan gazetecilerden biri 30 Ağustos'ta Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreniyle ilgili bir soru sordu. Malumunuz tören sonrası subayların kılıçla yemini ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz şeklinde sloganları olmuştu. Bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanı daha önce de tepki göstermişti. Yine bir tepkisini koydu. Birkaç kendini bilmezin yarattığı karmaşa şeklinde bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak bir çalışma sürdürdüğünü söyledi ki bununla ilgili çok söylenti çıkmıştı. Milli Savunma Bakanlığı bir soruşturma başlattı mı diye Cumhurbaşkanı'nın ağzıyla bu da kesinleşmiş oldu. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil. Bu işin içindekiler hak ettiği cezayı alacaklar şeklinde bir tehdidi de oldu Cumhurbaşkanı'nın diyelim. Ve de buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündemine geçelim. Zira İmamoğlu dün Ankara'daydı. Türkiye Belediyeler Birliği'nin bir toplantısına katıldı ve de bu toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hakkında açılan ve de kamuoyunda ahmak davası olarak bilinen davayla ilgili konuştu. Yaptığı açıklamada yargının siyaseti yöneten insanlar tarafından silah gibi kullanıldığını düşünüyorum. Temennim odur ki yargının bu şekilde manipüle edilmesine istinaf son verir şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi kamuoyunda ahmak davası olarak bilinen bu dava nedir? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. 2019 yılında Kasım ayında İmamoğlu resmi temaslar için Strasbourg'daydı. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum bunun bedelini bu millet sana ödetecek şeklinde bir açıklama yapmıştı. İmamoğlu ise buna karşılık 31 Mart seçimlerini iptal edenler ahmaktır dedi. Bu da tabii ki Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak diyor şeklinde yorumlandı ve de olay mahkeme sürecine taşındı. Mahkeme 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verdi. Ancak İmamoğlu'nun davası şu anda istinaf mahkemesinde ve değerlendirmesi devam ediyor. İstinafın kararı ne zaman açıklayacağı ise net değil. İmamoğlu'nun dün de dediği gibi Haziran'dan bu yana istinafın kararı açıklayacağı duyumları zaman zaman kamuoyuna yansıyor. Şimdi istinaf mahkemesinin kararı onaması durumunda İmamoğlu'nun Yargıtay'a götürme hakkı bulunuyor. Yargıtay'ın da onaması durumunda ceza kesinleşecek. Böyle bir durumda da CHP'nin bambaşka bir rota çizmesi gerekecektir. Tam olarak bu yol haritası ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan önemli bir açıklama geldi dün. Bir kütüphane açılışındaydı Ankara'da.
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak geleceği iddiaları karşısında daha önce 11 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldiklerini söyledi. Bu toplantı sırasında toplu olarak istifa ederek dünyaya bir mesaj vermenin de gündeme geldiğini ifade etti. Adaylık tartışmaları soruldu tabii ki Mansur Yavaş'a. Türkçe olarak gayet net konuşuyorum. Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Başka türlü benim talebim söz konusu değil şeklinde bir yorumu oldu diyelim ve de biraz dış haberlerle devam edelim. Efendim malumunuz 17-18 Eylül'de Lübnan'da Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarını patlatan İsrail'i daha sonrasında da Lübnan'a yönelik hava saldırılarına başlamıştı. Yoğunlukla güney kentleri olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı 620'ye yükseldi. Ülkenin güneyinden kuzeyine kaçışlar devam ediyor. Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yoğun bombardıman nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi yerinden edilmiş olabilir. Bugüne kadar Türkiye ile birlikte mültecilerin en önemli sığınak ülkelerinden biri olan Lübnan şu anda hedefteki ülke konumunda ne yazık ki. Ve de yaklaşık 1,5 milyon Suriyeliye ve de 11 binden diğer ülkelerden 11 binden fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Ancak hava saldırılarının ardından 13 binden fazla Suriyeli de Lübnan'dan ülkeleri Suriye'ye kaçışa geçmiş durumda. Ve de elbette ki yeni bir göç dalgası olur mu? Konuşmaları başlayınca gözler yeniden Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu dün bununla ilgili olarak. Olası bir tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır şeklinde bir açıklaması oldu bakanlığın. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi 2 gün önce BM toplantısında yaptığı açıklamada Orta Doğu'nun yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramayacağını söylemişti. Tabii Türkiye'nin mevcut ekonomik durumuna ve mültecilerle ilgili olarak kamuoyunda zaten oldukça genişleyen ve büyüyen gerginliğe bakıldığında yeni bir göç krizini kaldıramayacak ülkelerin başında da Türkiye geliyor diyelim ve de son olarak başka bir dış haberle bitirelim. Ankara-Şam yakınlaşmasından başlıyoruz. Malumunuz Ankara-Şam yakınlaşması geçtiğimiz birkaç ayın gündemiydi. Suriye ile acaba yeniden bir barış çubukları yakılacak mı soruları vardı kamuoyunda. Bununla ilgili net bir açıklama geldi Suriye tarafından. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Hüseyin Aşaban konuştu. Ankara'nın normalleşme sürecinden bahsederken yanıltıcı davrandığını iddia etti. Şaban ayrıca Türkiye Suriye'nin kuzeybatısındaki topraklarımızın bir kısmını işgal ediyor ve tehlikeli bir Türkleştirme süreci yürütüyor dedi. Ve Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilme şartını kabul etmesi gerektiğini bildirdiklerini de aktardı. Ayrıca bu ilkeyi kabul etmek istemiyorlarsa masaya oturmayacağız şeklinde bir açıklaması da oldu kendisinin Murat. Evet, sevgili Gökçen Tuncer, çok çok teşekkür ederiz vermiş olduğun notlar için. Hem iç siyaset hem de dış siyasetle ilgili gündemi değerlendirdim. Biz de iç ve dış piyasayı aynı anda eş zamanlı seninle birlikte konuşuyoruz. Çok sağ ol, iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet, Gökçen Tuncer'i de uğurladıktan sonra efendim notları aldıktan sonra bir Borsa İstanbul'a bakmakta fayda var. Bu anlamda borsadaki aslında yatay negatif diyebileceğimiz görüntü tıpkı dolarda da tam yakın gözüküyor. Orada da yatay primli bir seyir var. Dolayısıyla Borsa İstanbul tarafındaki bu baskı ne zaman devam edecek? Yani olumsuz bir şey mi fiyatlanıyor yoksa yukarı gitmek için bir sebep mi göremiyor? Aslında belki ikisi de aynı cevabı da ulaşmış olacağız ama özellikle Borsa İstanbul tarafında 10 bin puan seviyesi üzerine çıkamaması belki çok daha büyük satışları getirecek mi riski de taşırken aslında bu analizin en büyük sebeplerinden bir tanesi işte kredi kuruluşlarının not artırımı, gri listeden çıkmak, aynı zamanda S400 ile ilgili olumlu bir tablonun olması gibi gibi tüm bu başlıkların borsa yatırımcısı nezdinde fiyatlanmadığı şeklinde konuşuyor. Dolayısıyla bunlar fiyatlanmadıysa önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'da yukarı gidememesinin sebebi aşağıda 9000 puan seviyesinin riskini de getirebilir bir görüşe göre. Diğer görüşe göre ise Borsa İstanbul'da bu destekler ekranda da görüyorsunuz yani rekorlardan sonra, hızlı bir rekordan sonraki bu konsolidasyon diyelim,
9800'ler, 9700'ler çok kere denendi bu seviyeler ve kırılmadı. Dolayısıyla güçlenen destekler tıpkı fay hattındaki lavların kaynaması gibi çok daha önemli potansiyel, çok daha önemli yukarı yöndeki hareketlerin de öncü sinyali gibi okunuyor. Dolayısıyla da aslında Borsa İstanbul'da her düşüşte de yine de 2025'e dair olan umutlar, 12 bin puan üzeri beklentiler düşüş olsa dahi orta vadede Borsa İstanbul için önemli bir nokta olurken son dönemde bankaların özellikle enflasyon dönemi ve aynı zamanda not artırımlarından da pozitif etkileneceği bir tabloya doğru gidiyoruz. Ancak bu tüm olumlu işler ve ekonomik faaliyetler sanırım CDS puanımızın 200 bas puanın altına düştükten sonra çok daha net bir şekilde göreceğiz. Unutmamak da gerekiyor. Kredi kuruluşlarının not kararları böyle hemen piyasaları etki eden bir nokta değil. Çünkü hala yatırım yapılabilir seviyenin altındayız. Dolayısıyla yabancı iştahını arttıracak bir tablo da bize göre var ama onlara göre olmayabilir. Nitekim temaslarda da Bakan Şimşek ve Erdoğan'ın temaslarında da önemli kurumlara yapılan sunumlarda da Türkiye yatırımın ne kadar önemli olduğunu paylaşıyor ve önümüzdeki dönemde aslında bir miktar daha bu süreçlerin devamı, iletişim devam edeceğini de gösteriyor efendim. Kazırsa konuğumuz sevgili Oytun Esir'e gidelim. Tamam, konumuzu reklamdan sonra alalım der yönetmenim çünkü zaten reklam anımız gelmiş. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra efendim kripto para uzmanı Oytun Es bu ekranlarda olacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.